Şimdi şöyle, her geçen gün, her geçen yıl, her geçen ay pişmaniyeyi yavaş yavaş biz kültürümüz haline getirmeye başladık. Başta Kocaeli olmak üzere. Önceden biz Kocaeli'de, Kocaeli halkına sorduğumuzda en son ne zaman pişmaniye tükettin dediğimizde hatırlamıyordu. Ama şimdi dağıtım ağını genişlettikçe marketlere, bakkallara, her yere penetrasyonu sağladık da onlar da tüketmeye başladı. Bu bilinç yavaş yavaş oturmaya başladı. Özellikle de bayramda biz çikolatanın yerini almaya başladık. Bir önceki yıllara göre baktığımızda, hani bir önceki aydan bahsetmiyorum, bir önceki aya göre zaten iki kat bir artışımız var bayramlara yaklaştıkça. Ama genel itibariyle de baktığımızda bir önceki yıllara nazaran da %30, %40 gibi bir büyüme gerçekleştirdik. Peki abi, normal üretim normal yerlerde ne kadar oluyor? Bu ay ne kadar bir üretim kapasitesine sahipsiniz? Ondan da bahseder misin? Tabii. Şimdi biz normalde günlük ortalama 2 ton civarında üretim yapıyoruz. Ama şu bayram yoğunluğunda son 15 gündür çok şükür 4 tonlara çıktık. İlgi var mı abi vatandaşlar? Ya, bayram öncesinde çok ciddi bir ilgi oluyor. Biz de bundan hoşnut oluyoruz. Yani bu bilinci ve bu kültürü oturtturduğumuzdan dolayı şu anda müthiş bir ilgi var. İnsanlar hep şöyle düşünmeye başladı. Özellikle Kocaeli halkı. Biz evde çikolata yerine neden pişmaniye ikram etmiyoruz? Ve şu anda evlere ciddi derecede bir pişmaniye ikramlığı için alım başladı. Fabrikalarda durum nedir abi? Sanıyorum kapasiteler arttığı için mesailer de artmış. 10 gündür, yaklaşık olarak 10 gündür, personelimiz biraz kızgın ama yapacak da bir şey yok. 10 gündür akşam 10'a kadar mesai yapıyoruz, mesai çalışması yapıyoruz. Artık buradan herkes kendi payına düşeni alacaktır inşallah. Peki abi, pişmaniye yalnız şey İzmir'de, Kocaeli'de, Türkiye'de değil, Avrupa'da bazı noktalara da gidiyor. Hangi noktalara ihraç ediyor? Şimdi şöyle, bizim ihracatımız özellikle Almanya bölgesinde çok ciddi derecede bir ihracatımız var. İngiltere'de ihracatımız var, daha geçen gönderdik. Fransa'ya ihracatımız var. Amerika'ya çok uzak bir ülke olmasına rağmen oraya ciddi derecede gönderiyoruz. En son Kıbrıs ve Arabistan'a gönderdik. 8 tane ülkeye ihracat yapıyoruz şu anda.